Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sizinle dün Arslanbek Sultanbekoğlu'yla gerçekleşen görüşmemden detayları anlatmak istiyorum. Tabii videolarla destekleyerek. Birinci olarak Arslanbek Sultanbekoğlu Bakü'ye neden gelmiş? TRT Müzik için bir program çekiyorlarmış. Adı Dombra'nın izinde. Kazakistan'a gitmişler, Özbekistan'a gitmişler. Sonra Azerbaycan'a gelmişler. Tamam mı? Buradan sonra da Kırgızistan'a gideceklermiş. Azerbaycan'a geldi, bizim okulumuza uğradı. Beraber konuştuk. Görüştük. Neler oldu? Şimdi detaylarını anlatacağım size. İlk önce Arslanbek Sultanbekoğlu'nu karşıladık tabii ki. Yanında yapımcılar vardı. Karşıladık, geldik, oturduk. İlk önce kendi şarkısını söyledim tabii. Kendi söylediği şarkıyı Nogay El şarkısını. Ama tabii kendisi o kadar hoş, naif, kibar bir insan ki bir de onun karşısında onun şarkısını söylerken insan ister istemez heyecanlanıyor. Ben de Nogay El adlı şarkıyı söyledim. Tabii biraz heyecanlandım da inkar edemem. Orası doğru. Sesimdeki titremeyi falan fark edebilirsiniz. Attın as basta ezdin avucunda basmalar çek Oman yuvarlı Ardından beni dinledikten sonra dombralarımızı bir sese getirdik. Akort ettik. Dombralarımız artık aynı sesteydi. Sonra bir Azerbaycan şarkısı ile ilk alıştırmaları yaptık. İşte yani birbirimizi tanıma amaçlı nasıl beraber çalabiliriz, nasıl bir birliktelik olabilir diye. Bu diyor musunuz? Sen söyle ya, sen iyi söyle. Ben şu şeyi bilmiyorum.
Yani ben böyle çalıyorum, işte sen burayı nasıl çalıyorsun, bak ben bu şarkıyı da bu perdelere basıyorum ya da bu şekilde çalıyorum gibisinden konuştuk. Tabii dombra ile çalınan şarkılar da önemli bir literatüre sahip. Arslanbek Sultanbekov, öğrenilecek çok şey var. Şarkıların tarihinden bahsettik, şarkıların hikayelerinden konuştuk. Bu. Evet. Bu. Arkada bu. Hadi bak.
Ardından benim domburamı test etmek istedi. Ben kendi domburasını da alıp elime bir hani böyle bir tartar gibi baktım. Her zaman diyoruz ya, bu iyi dombura, kaliteli dombura ağır olur biraz. Yani çok hafif olmaz. Kendi domburası ağırdı. Sordum, dedim ki hocam domburanız kaç yaşında? 30 yaşında olduğunu söyledi. Ben de dedim benimki de 50 yaşında deyince ver bir bakayım ya nasıl seninkinin sesi. Beğendi hoca. Sağ olsun. Come on.
Sesi iyi yani. Sen, nasıl sözcükü daha kendin daha sesine hani yakışıyor. Hayır, birini. Ha, ben sesim. Evet. Ya da sesin sen bundan... Ben sesim bundan ayırdım. Sizin bir şeyiniz vardı. Hayda havada. Hayda havada. Biliyor musun? Akutların sesin görüşmesi o biraz farklı. Evet, öyle söylüyorum. Bye.
Son olarak hoca sağ olsun benim hakkımdaki görüşlerini paylaştı. Ben de tabii fırsattan istifade bunu videoya çekeyim dedim. Ve benim hakkımdaki görüşleri. Hepine selam aleyküm. Bu arkadaşım çok iyi dombra çalan benim. Ve çok derinden çalıyor. Ve sesi de güzel maşallah. Dombramın aynı. Semih Bey. Allah yolunda açsın. Sen ben gibi dombra çalanlar çok olsun. Teşekkür. Sana emanet. Sağ olun. Sağ olun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu dakikaya kadar geldiyseniz videoda demek ki bana, videolarıma, yaptığım işe değer veriyorsunuz. Ek olarak şunu da söyleyeyim. Videonun içindeki bazı kısımları ayrı bir video olarak da paylaşacağım. Görüşmek dileğiyle.